Bayağı ikna edeceğin dizi verebilir. Yine yenebilir. Ya böyle keşke hani bir Alcaraz yukarıda, e, Siner aşağıda gibi Finalde bir şey oldu. olsaydı, final, final oynasalardı daha iyi olurdu. Net bir şekilde bir taktik olarak belirlenmiş söylediğin o zaman. Evet. Ve böyle kort çok hızlıydı. Dedim yani ben topraktan geliyorum buraya. Bir önceki hafta toprak oynayıp gittim. <laughs> Bu anlamda öncü olduğunu düşünüyorum. <laughs> Sokrates'e hoş geldiniz. Sokrates'in klasikleşmiş tenis programı 040'tayız. Ben Erman Yaşar. Her zaman olduğu gibi Aras Yetiş ve pek olmadığı gibi ilk kez kendisiyle birlikteyiz. Sevgili Zeynep Sönmez burada. Çok heyecanlıyız tabii ki. Çünkü Türk tenisi tabii ki isteriz ki her Grand Slam'de ana tabloda oyuncular görsün. Ama bu konuda e, çok fazla e, ana tabloya oyuncu sokabilen e, bir e, ülke değiliz. O yüzden yanımızda gurur duyduğumuz çok değerli genç bir sporcumuz var. Zeynep evet. hoş geldin. Hoş buldum. Çok teşekkür ederim. Öncelikle bizi kırmadın ve e, yarın tekrar turnuva için sabahtan e, uçuşun da var ama e, bu yoğun takvimin arasında... Bizi de e, kabul ettiğin için çok teşekkür ediyoruz. Hemen sana döneceğim ama şu açıklamayı da yapmam lazım. E, maalesef Sokrates'in ve bu programın paydaşlarının da çok yoğun bir takvimi var. Hem olimpiyatlar geliyor, hem Euro 2024 geliyor. Gördüğünüz gibi Emre Yazıcıoğlu yok. Ben burada değildim. Şampiyonlar Ligi finalleri arasın bir takım işleri. Bu nedenle normalde 0-40'ları turnuva başı, turnuva ortası ve turnuva bittikten sonra değerlendirme şeklinde yapıyorduk. Ama ilk 0-40'ımızı sevgili Zeynep'le burada yapabiliyor bir de turnuva bittikten sonra e, Emre Yazıcıoğlu'nun katılımıyla klasik e, 0.40'ımızı yapacağız deyip hemen e, sevgili Zeynep'e döneyim. Zeynep pırıl e, pırıl pır genç e, bir e, Türk sporcususun. İnsanlar seni yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim tenisi çok yakından takip eden bizler. Biraz daha öncelerden belki 4-5-6 sene öncelerden ufak ufak duymaya başlamıştık. Ama genel olarak e, Türk halkının ve Türk spor severlerin büyük kısmının seni tanıması biraz geçen seneki e, ciddi e, çıkışımla e, başladı. Özellikle e, Ljubljana oradaki final ondan sonra yıl sonunu çok iyi getirmen. Akabinde zaten 2024 şu an için kariyer sezonu olarak gidiyor. Mükemmel bir Brisbane, müthiş bir Avustralya açık eleme performansı orada ana tablonun ucundan dönüldü. Ucundan dönülen ana tablo Roland Garros'ta geldi. Bu bizim görebildiğimiz ama e, arkasında çünkü özellikle dediğim gibi bizim ülkemizden e, dünyada 100-150 tenisçi arasına girebilecek ve ana tablo görebilecek bir noktaya gelebilmek e, akıl dışı bir emek ve adanmışlık gerektiriyor. E, bu süreci biraz bize özetleyebilir misin? Eee Evet, çok uzun bir süreç. Aslında hmm. hani insanlar genel olarak son bir buçuk yılı hmm. biliyor olabilir. Hani bazıları son birkaç ayı biliyor. Bazıları da son iki haftayı biliyor sadece. <laughs> ee, ama aslında onun öncesinde böyle çok uzun yıllar var. Ee, tenisçiler ya da sporcular, hmm. diğer profesyonel sporcular bunu biliyordur. Herkes yaşıyordur bunu. Ee, böyle yıllardır verdiğin bir emek var. Onun sonucunda böyle meyvelerini almak çok çok güzel tabii ki. Ee, i̇şte çok fazla üzüntü, çok fazla mağlubiyet yaşıyoruz. Yani genelde yılın atıyorum 30 haftası turnuva oynuyorsak e, 27'sinden falan kaybederek hı hı. çıkıyoruz. Ee, o yüzden geçen hafta da kaybederek bitti benim için ama çok çok güzel, çok özel bir 10-12 gün geçirdim. Aslında kazanarak da bitti. Yani buna biraz da öyle bakmak lazım. Tekrar pası sana atacağım ama çünkü daha e, yaşında düşünüldüğünde 22 yaşındasın. E, ve e, çok kısa bir sürede önce bir Grand Slam ana tablo, e, e, Grand Slam tablosu için elemelerde çok iyi performanslar gösterdin. Olmadı. Orada da belki... Ben burada kaybettim dedin ama oradaki kaybediş belki burada ana tabloya gidebilmeyi getirdi. Belki bundan sonra birinci tur kaybı daha yukarıları getirecek. Çünkü oraları solumadan oralarda pek olamıyorsun. Evet. Ya böyle biraz kariyerim benim etap etap gitti. Hı -hı. Hiç böyle birden çok büyük bir şey olmadı. Bunun iyi yanları da var e, tabii ki. Yani böyle daha sindire sindire yaşamış oluyorum her etaba. Ee, ama yani aslında Paris'e gelirken böyle bir tabii ki de gönlümden geçiyordu ana tabloya çıkmak ama hani ben ana tabloya çıkacağım e, hedefim bu diye gelmemiştim. Böyle maç maç gitmek istemiştim hep. Ee, ama çok da güzel üç maç oynadım. O yüzden çok mutluyum. Evet harika maçlar oynadın. Aras'a e, pas atayım. Özellikle ikinci ve üçüncü eleme turları çok çetindi. Çünkü yani Sasnovic e, her ne kadar ...birazdan kendisi de söyleyecektir... ...ben FED'den daha çok çekiniyordum dedi... ...çünkü o turun içerisinde ve oyuncuları... Evet. ...daha çok tanıyor ama... ...ben mesela... E, ...Sasmoviç daha tanıdığım... ...daha e, izlediğim... ...ya da anlattığım bir oyuncuydu... ...mesela Sasmoviç'i geçsin Zeynep... ...muhtemelen oradan ana tabloyu atar kendini... ...diye düşünüyordum... ...iki maçta çok çok iyiydi ki Sasmoviç bayağı da uzun bir maç oldu... ...yani e, final seti... ...iki saati geçiyordu daha başlarıydı... Neler sen nasıl gördün? Ya şöyle zaten hani Sasnovich konusunda aslında Zeynep'in biraz tecrübesi vardı. Hı hı. Öncesinde evet. daha önce de eee <laughs> e, Brisbane Brisbane'in de sezon başında Heather Watson'dan sonra eledin galiba. Aynen. E, Aynen. Heather Watson Hardcore. sonrasında o çıktı evet. Evet. Ama şimdi ben e, arkadaşlarımla sohbet ettiğimde ...sevgili Gökalp Taşkesen'le bir evet. diyalogumuz olmuştu. E onunla konuşmuştuk ya ben Sasnovic maçı demiştim. Hı hı. O demiş ki ben Fed'den biraz daha çok çekiniyorum demişti. O da aslında benzer bir yorumda bulunmuştu. Zeynep e. son dönemde ITF turnuvalarında iyi hiç çıkarmış bir oyuncuydu. E, ama Feth maçı biraz daha rahat oldu sanıyorum senin için. Aslında en stresli olduğum maç Fed maçıydı. Çünkü yani yani kazanırsan sonunda ana tavlaya çıkacağını ya, bildiğin ya. için evet. Ya Sasnovic'i evet tanıyordum. Fethi de tanıyorum. Fete geçen sene yenildim ben. Hı hı. de ee, ve Clay'de iyi oynadığını biliyordum. Hı. Mesela Sasnov için daha çok favori zemini hardcourt diye düşünüyordum. Ee, bir de e, mesela Sasnov için e, genel anlamda oyununun bana daha uyduğunu düşünüyordum. Hı. Yani oyuncu olarak. E, ama tabii ki de Sasnovic yani mesela atıyorum ikinci tur Sasnovic'i gördüğümüzde Kötü kura, iyi kura değil dedik yani. Çünkü bu, zaten ya 8 ya da 9 numaralı seri başıydı eleme tablosunda. Sanırım o, o civarlardaydı Burası. evet. Ee, ve yani iyi bir yani iyi bir kura demedik ona Hı. ikinci turuma. Ee, ama işte belki de sonunda bir ödül olacağı için hani ana tabloya çıkma olacağı için Feth'in bir de Clay'de oyunu Hı. iyi olduğu için ve mesela son zamanlarda böyle çok iyi oyunculara karşı biraz flash galibiyetleri var. Çok rahat kazandığı galibiyetler var. E, tecrübeli de bir oyuncu olduğu için hani böyle FED'den biraz e, çekiniyordum. Peki, ben Söyle. de bir şey sormak istiyorum. Şimdi aslında ana tabloyu Fransa açıkta gördün ama Avustralya açıkta da bir eleme hikayen var ve o da güzel bir hikaye. E, fiziksel bir sorunla mücadele ederek aslında e, bir maç kazanıyorsun. Sonrasında Olga Danilovic'le karşı karşıya geliyorsun. Orada Hatta yani maçta sanıyorum annen sana artık e, çekil evet. diyormuş evet. maçtan çekil bırak yani daha fazla zorlama e, ona rağmen devam edip kazandığım bir maç var mesela o da sezonun ilham verici galibetlerinden bir tanesi aslında yani bu e, yolu döşeyen taşlardan biri gibi geldi bana ben o maçı da bir sormak istiyorum sana ya Olga maçı e, o haftadan önce böyle biz e, genelde Mert abi de, ben de. Genelde Mert abi izler oynayacağım oyuncuları. Hani bana da böyle hani şuraya bak, buraya bak der. Ben de izlemeye çalışıyorum. Bir önceki hafta oynamadan Olga ile, şey sanırım Djokovic ile bir böyle bir bir turnuva dalardı birlikte. Aynen. Orada mesela çok iyi oyuncularla oynamış, çok iyi skorları var, birkaç tane de galibiyeti vardı. Ben Olga maçına çok ümitsiz çıktım. Yani ee, zaten çok ağrım var. Ee, nasıl yapacağım bilmiyorum fazla. İlk sette sanırım 6-1 bitti. Hı hı. Ee, sonra dedim ki bir, biraz şeyi düşündüm. Hani onu yenebilecek Hart'ta onu yenebilecek bir strateji kafamda vardı. Hani biraz oyunu değiştirirsem ona ters geleceğini düşünüp onu yenebileceğimi düşündüm. O yüzden de annem yandan bana hani böyle acı çekerken çünkü bir ara doktor çağırdım. İşte bu kaç tane ağrı kesici alabiliyorum dedim. Ya yani maksimum iki tane alabilirsin dediler çünkü maçtan önce de almıştım. Beş tane alamaz mıyım dedim. Yok alamazsın dediler ama hani böyle iki tane attım ve hani belki hemen etki etmedi ama benim kafamda o hemen etki etmiş gibi davrandım. Biraz oyunu değiştirince çok güzel bir tenis oynadığımı düşünüyorum ben o maçta mesela. <laughs> ee, o şekilde kazandım. İyi ki bırakmamışım. Ki aslında güzel bir noktaya geldim burada. Oyunu değiştirmekten bahsettin. Eee senle bir röportaj yapmıştık daha önce orada da biraz konuşmuştuk bunu. Ee, kadın tenisinde biraz tek boyutlu zaman zaman bir tenis oynanabiliyor ve oyunu karıştıran, oyunu e, farklı şekilde oynayabilen oyuncuların işte mesela sen son dönemde e, topları çok daha fazla fileye takip eden bir oyuncu haline geldin. Puanları kısa kesmek için e, agresif bir tenis oynuyorsun ve karıştırmaya çalışıyorsun. E, bu oyun çeşitlendirme işi senin için hangi noktada başladı ve şu an Geldiğin yerden memnun musun? Ee, memnunum. Ee, benim böyle aslında eskiden oyunum e, en iyi yaptığım şey hız yani en iyi olan şeyim hızım olduğu için böyle genelde koşup topları içeri atarak bir seviyeye kadar maç kazanabiliyordum. Sonra ilk şampiyonluğum ilk 25 binlik şampiyonluğum Sozopol'de gelmişti. Ee, orada biraz daha agresif oyunu Oynadığımı görünce ve kazandığımı görünce ya biraz daha böyle oynamam lazım galiba dedim ve hemen ondan bir ay, bir bir buçuk iki ay sonra da Mert Hoca ile çalışmaya başladık e, ve e, Mert abi de benim oyunumun e, daha böyle agresif bir oyun, ya bacaklarım hızlı olduğu için e, mesela vurup voleye hızlıca koşup topu daha erken alıp rallileri bitirebilmem o da ee, o bana hani bunu daha çok çalışacağız dedi ve antrenmanlara bunu eklemeye başladık. Ben de ona değinecektim çünkü özellikle bu Ljubljana dönemiyle beraber işte bu son 1 buçuk senedeki çıkışta hakikaten yani Aras'ın söylediği ve senin de demin söylediğin şeyle bağlantılı e, Kortun daha içindesin. Yani baselinedan daha çok ayrılan daha çok hareket eden ve çok fazla voley almaya çalışan e, bir oyuncu olarak gözüküyorsun. Bu net bir şekilde bir taktik olarak belirlenmiş söylediğin o zaman. Ee, bunu gayet de iyi yapıyorsun. Yani eleme maçlarındaki performansında da bu net bir şekilde ortaya çıkıyordu. Şunu soracağım ben. Biraz artık ana tabloya gelelim. Ee, FED maçı bitti. Oyun, set ve maç. Zeynep dendi orada. Ee, işte 22 yaşındasın çok uzun yıllardır çok alt yerlerden ee, çok alt seviye maçlar, işte bazen işte kendi topunu kendin aldığın bol boyun bile olmadığı maçlardan ee, bir Grand Slam'in ana tablosuna dünyanın en iyi e, 128 tenisçisi arasına giriyorsun. Gözünü kapatıp ya da e, kendini bırakıp ne düşündün o birkaç dakika ya da belki e, o maç anına kadar, yani e, ana tabloya e, çıktığın ilk tur maçına kadar neler düşündün? İlk kazandığımda bir video çekmişler zaten yandan Yani böyle inanamadım ilk başta. Yani çocukken çünkü hep hayalini kurduğum bir şeydi, her tenisçi gibi. Gerçek olunca böyle hani gerçek değilmiş gibi geldi. Çok mutlu oldum ve böyle bir birkaç saat sarhoş gibiydim zaten. Böyle yani o kadar mutluydum, o kadar pozitiftim ki çok güzeldi, çok güzel bir an oldu benim için. Sonrasında maça daha yaklaştıkça e, biraz stres e, başladı. Bir de sertti Kuran gerçekten. Evet. Yani e, daha rahat bir rakip rahatlıkla çıkabilirdi. Dünya 24 numarası ve 22 numarası seri başı. Veya ee, flash da oyuncu yani bu sezon abi. turnuva kazanan eden iyi oynayan bir Amerikan tenisinde de son dönemde adını duyurmaya başlayan bir oyuncu. Zaten sonraki maçlardaki sonuçlarıyla da aslında bunu gösterdi. Evet. Ondan bahsederiz. E, sert bir kuraydı. Evet ama zaten mesela ana tavlaya gel yani girdiğimde işte bana o kadar çok mesaj geldi ki Iga'yı çekelim. İga, <laughs> Iga, Iga, Iga diye. Yani e, ki çekme ihtimalin de vardı. az değildi. Çünkü vardı. sanıyorum e, evet yani ben o şeylere bakıyordum. Bir 10-12 isim arasında geçiyordu Iga. Evet. E, yani mesela şu an düşündüğümde işte Yine elemede son tur oynadım, kortta oynadım ana tablo maçımda ve ben ilk başta böyle stresli değilim. Bana maçtan önce soruyorlardı gergin misin, stres misin? Hayır işte kaybedecek bir şeyim yok yani en iyi oyunumu oynamaya çalışacağım, kazanmak için elinden geleni yapacağım diyordum ama maça girdiğimde inanılmaz bir stres yaşıyor. Yani böyle ee, o an böyle sanki bir donup kaldım hani burada ben mi, burada mıyım şu an diye. Ee, ve inanılmaz bir destek vardı yani sahada atıyorum ne kadar kişi varsa yüzde sekseni beni tutuyordu ve o kadar çok Türk vardı ki her yerde Türkiye bayrağı, Türk bayrağı vardı ee, çok çok güzel hissettim çok e, güzel bir ortamdı ama maçta e, biraz o stres e, beni azıcık alıp götürdü. E, yani oyun planını oynamaya çalıştım ama mesela daha çok çözüm üretebileceğim yerler vardı. Ee, oralarda sakin, çok, çok, sakin, sakin. kalmam e, ka, e, sakin kalmakta çok zorlandım e, daha aceleci bir tenis oynadım çok anormal değil ama bunun evet. empatisini rahatlıkla yapabiliyorum evet. Evet. evet yani tabii ki maç bittikten sonra üzüldüm hayal kırıklığı yaşadım bununla alakalı ama hani e, böyle kendime çok kızmaktansa hani bu bir etaptı hani bunu görmüş oldum e, bir sonraki maça bunları bilerek daha bilinçli bir şekilde çıkacağım. Dedim kendime. Aras sana sorayım. Bir sonraki etap. Nerelere? Yani ben mesela biraz hem yabancı medyayı hem tenis yazılarını hem de biraz sosyal medyayı takip ettim. Tenisi yakından takip eden bazı sosyal medya tenis sever arkadaşlarımı. Herkes seni ilk 25-30 aralığına koyuyor. Yani bu potansiyel var. Olur olmaz. O ayrı konu. Yani ee, Allah göstermesin ee, Sağlığını sürekli Umuyorum e, koruyabilirsin ee, <laughs> Ama ortadaki malzeme Ortadaki potansiyel e, Bugün kadın tenisinde ilk 25'i ilk 20'yi bile zorlayabilecek Şeklinde konuşmalar var Sen e, Nasıl bir 2024 takvimi ve sonrası Düşünüyorsun Şöyle yani biz Zeynep ile daha önce de sohbet ettiğimizde şundan bahsetmişti. Ben hani kendime çok büyük hedefler koymaktan hmm. imtina ediyorum. Kendi üzerimde çok büyük bir baskı yaratmıyorum. Kariyerimde hep adım adım ilerledim ve evet. bundan sonra da Demin bir de adım de adım şey. ilerlemek istiyorum. Demin de aynısını söyledi. Zaten baktığımızda işte geçen sene ilk Grand Slam elemini oynadım Wimbledon'da. Sonra Amerika açıkta bir eleme daha oynadım. Avustralya'da tur geçtin. Fransa açıkta ana tabloya kaldın. Orada da bir kademeli ilerleyiş var. Tekrar bir sene önceye gittiğimizde Zeynep'in ilk Çim kort sezonu bence çok etkileyiciydi. Hı hı. Yani ilk kez o zeminde oynadın, değil mi? İlk hı. kez ayak bastın çim korta. Hatta anlatmıştın Mert Abi Ona da çok selam gönderdiler burada. Sokrates'te çok büyük emeği vardır çünkü Aynen. çok içeriğimizde bulunmuştur. Ee, onunla ilk çıktığınızda korta yarım sahada oynamışsınız. Sen şöyle demişsin... Ee, yani biraz hızlı ama fena değil oynanır <laughs> gibi. <Evet. gülüyor> Sonra maça çıktım diyorsun. Bambaşka bir zemin. Bambaşka evet. ama ona rağmen sonuçlar aldın. E çim Dolayısıyla ben Çim kort sezonunda Zeynep'ten güzel sonuçlar görmeyi en azından kendi adıma bekliyorum. Ama tabii onun bu konuda ne söyleyeceği daha önemli. Sen tek bir kortta oynamak istesen aynı zamanda nerede oynarsın? Ya bu soru bana çok geliyor. En favori zemin ne diye. Benim favori zeminim yok. Hı hı. Yani bana eğer bana yeteri kadar alışılacak süre verilirse her zemin benim için okey. Okay. Halı da okey. Çim de okey. Hard da okey. clay <laughs> da okey ama e, Mert abi mesela benim oynama en uyan e, zeminin çim olduğunu düşün. Yani benim ileride kariyerimi daha ilerleyen etaplarında e, en iyi oynayacağım zeminin çim olduğunu düşünüyor. Belki topları erken alıyor olmamdan volley gibi oh, evet. o tarz şeylerden. E, ama mesela aslında en iyi başarılarıma baktığınızda clay Hı -hı. yani toprakta en iyi işte Roland Garros'una tabloya çıktım, Libyanda final oynadım. Ama hardda büyüdüm aslında. Hı -hı. Yani İstanbul'da en çok hardcourt var olduğu için hard kortta büyüdüm. O yüzden öyle spesifik olarak seçtiğim bir zemin yok. Bu arada Roland Garros'un toprağı çok hızlı. Yani benim bazı oynadığım hard kortlardan daha hızlı bir toprağı var. Hmm. Ben çok şaşırdım ilk antrenmanda. Toplar da çok uçuyordu. Ve böyle kort çok hızlıydı. Dedim yani ben topraktan geliyorum buraya. <laughs> bir önceki hafta toprak oynayıp gittim. <laughs> Ama bunu, o toprakla bu toprak, yani o Aynen topraksa değil. bu değil yani dedim. Novak Djokovic çok mutsuzdu evet. Toprağın durumundan. Evet. Şatriye'e. Çok toprak var. Kayıyoruz. Bu kort çekilsin edilsin falan diyordu sürekli set ortasında ki adam da sakatlandı yani hakikaten. Aynen oralara geleceğiz. <laughs> Süzenleng'den Filip Şatriye'ye geçmişsin elemelerle evet. beraber ve orada demin biraz off the record da stüdyo hazırlanırken konuştuk. Tabii bütün süperstarları bir şekilde artık temas edebildiğim bir nokta. Anlattın işte Carlos Alcaraz karşı tarafta Novak Djokovic ne yediğini ne ettiğini görebiliyorsun yanınızda bir taraflarda. Ee, o nasıl bir duygu? Ya yani bu oyuncularla zaten karşılaşıyorsundur ee, çünkü e, turun içerisinde aşağı yukarı herkes benzer turnuvalarda çok fazla yan yana geliyor aynı kortta olmasa da aynı tesislerdesiniz ama bir Grand Slam ortamında ve sen de ana tablonun bir parçasıyken e, o isimlerle o isimlerle beraber olmak nasıldı? Ee, tabii ki çok güzel yani onlarla birlikte ay e, işte eleme oyuncularının e, soyunma odası Suzan Langley'nin altında oluyor. Ana tablolar, bilmiyordum ben bunu elemeyi oynarken. Ana tablo e, soyunma odası Philip Şahciye'nin altındaymış. İşte ana tabloya geçince oraya e, geçtim. Ve işte maçımı kazandıktan iki gün sonraydı. Ben e, ana tablonun son, yani ilk turların son günü oynadım maçımı. <laughs> e, bana bir so e, locker verdiler ve e, geçtikten sonra Şöyle bir an oldu, ben Locker'ımı açtığımda içinde böyle bana bir mektup vardı yazan. İşte ana tabloya hoş geldin Zeynep yazıyordu İngilizce ve böyle çok güzel süslenmiş hediyelerle orada duruyordu. Ve o böyle oturup ağladım çünkü çok mutlu oldum. Yani böyle yıllardır hani kurduğun hayalin böyle biraz gerçek olduğunu görüyorsun. Benim için çok özel bir andı o. Ve böyle yanımda da işte mesela iki yan Locker'ım, Onsja Börün işte sağ çapraz üstteki Sabalenka'nın da. E, çok güzel tabii ki onlarla aynı yerde bulunuyor olmak. E, ama oyuncular arasından, Onsjöber inanılmaz sempatikleri zaten. zaten. Avustralya'da da biraz konuşmuştuk. E, Roland Garros'la da biraz konuşma şansı buldum. E, onun dışında oyunculardan Alcaraz çok sempatik. E ee, Djokovic inanılmaz bir beslenme şekli var. Yani gerçekten böyle anlatıyor ya işte atıyorum e, röportajlarında gerçekten öyle besleniyor. Sadece kendisi değil takımı da öyle besleniyor. Ee, <laughs> onun dışında başka kimler vardı? Ya böyle herkes var. Nadal'ın oğlu vardı. Haydi. Dünya tatlısı Oo, bir şey. Mascot oldu. oldu. <laughs> Yani elinde Nadal'ın kendi oynadığı raketin küçüğünü taşıyor sürekli. <laughs> Onunla böyle etrafta dolaşıyor, herkesin yanına geliyor. Çok da böyle hani cana yakın bir çocuk. Herkesle konuşuyor, Ve işte aile raketini de böyle uzatıyor. Çok anladığım kadarıyla evet. böyle pimpirikli değiller yani çocuğun değiller, tepesinde evet. Hani biraz rahat bırakıyorlar evet, sanki. Çok çok tatlılar, hepsi çok şekerdi. Ama ben biraz şeyi de sormak istiyorum. Şimdi mesela kaybettikten sonra Navarro'nun diğer maçlarını izledin mi? Ha. İzlemedim. Ee... Ve nasıl oluyor o psikoloji? Yani e, izleyebilirdim ama öyle e, spesifik olarak hani açıp izlemedim. Bir de onun maçı sanırım e, hangi kanalda verildi yani? A player. Gel, oluyor, genel, player. E, sanırım televizyonda dönenlerde görmedim. E, ama e, böyle iyi bir şeyler yapacağını düşünüyordum. Yani oyununu çok beğendim ben. Yani televizyondan yani böyle ekrandan izlediğimden e, topları çok ağır geliyordu üstüme. Çok atletik bir oyuncu. Gerçekten çok çok iyi bir oyuncu yani. Sadalinka'ya e Ama bayağı iyi evet. gitti. Atletizm deyince de bu arada o maçtan öne çıkan atletizm anı hani <laughs> senin savunman da Eurosport <laughs> global hesabı da paylaşmış. O müthiş bir split evet. yapıp böyle çıkardığın Orada, top. Evet o puanı kaybetti, o puanı da kaybettim. <laughs> Ama evet şey oyuncu olarak yani böyle canlı bir şekilde oynadığımda da çok saygı duydum kendisine. Çok iyi bir atlet, çok iyi bir oyuncu. Ee, yani vücut dili olarak da çok iyi. Ee, ama maçlarını izlemedim. Ee, Madison Keys'i ye, yeneceğini düşünmüyordum açıkçası. Madison hmm. Keys çünkü çok formda geldi. Çok da için, iyi oynuyordu. Turnuva evet, kazanmıştı öncesinde. Ona yenilir diye düşünüyordum. Onu yenmesi biraz benim için sürpriz oldu. Ama Sabalenka'da takılmasına çok şaşırmadım. Yani evet. Sabalenka evet. ee, en, en büyük şeylerden bir tanesiydi. Gerçi o da bir tanesi. Andreva elendi. Onları da konuşacağız. Da <laughs> ya vücut dili iyi demişken şunu da sorayım. Sonrasında da artık kadınların yarı finallerini de biraz konuşuruz. Ee, yani sadece senin e, Emanavaro oynadığın maçı Izli, izlediyse insanlar, seni ilk kez izledilerse, belki bunu böyle düşünmeyebilirler. Çünkü sen de söyledin. Ben biraz fazla heyecanlandım ve e, panik yaptığım yerlerde oyunumu çok toparlayamadım diye. Ama seni 5-6 kere, 7 kere kazandığım maçlarda da izledilerse, bununla alakalı bir destek alıyor musun? Çünkü bence e, ben çok fazla e, Türk oyuncu izledim. Eskiden daha fazla vakit ayırabiliyordum ve e, çeşitli turnuvalar, ITF turnuvaları da İstanbul'da falan olduğunda izliyordum. Sen benim gördüğüm en e, korttaki duruşu e, böyle rahat ve özgüvenli oyunculardan birisin. Öyle olmaya da bilirsin bilmiyorum ama bana öyle bir e, şey geçiyor senden. Yani sakinsin böyle elin ayağına karışmıyor gibi özgüvenlisin. Hani ben iyiyim ve iyi olduğumun farkındayım gibi bir tavrım var. Demin dediğim gibi bunu e, Emanavaro maçıyla alakalı söylemiyorum. Orada senin de söylediğin gibi hayatında ilk kez test ettiğim bir noktadaydım ve orada biraz daha farklı durmuş olabilir. Ama genel olarak böyle duruyorsun kortta. E, psikolojik olarak ya da bunun başka bir işte kursudur, eğitimidir böyle bir şey var mı? Yoksa ben zaten böyle yetiştim mi diyorsun? Ee, yok öyle Tabii. <laughs> evet. Hayır olabilir bazı insanlar doğuştan da hani şey evet. kendine güveni tamdır ya ben hallederim abi gibisin. yok yok hiç 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 öyle bir oyuncu değilim evet. yani. Hani mesela şey derler ya fake it till you make it diye Hı -hı. bir laf vardı. <laughs> Biraz da öyle. Ee, öyle hiç böyle çok özgüvenli böyle korktu. Hani ben bunu yenerim falan değil de böyle genelde hani daha benden sıralaması kötü biri çıksa da ha. panik olan bir oyuncuydum ha. daha çok. Eee var çalıştım bir yani. <laughs> Bence profesyonel seviyede bir sporcu için de şart olduğunu düşünüyorum. Yaklaşık 6 yıldır pardon 4-5 yıldır Mehmet Bayraktar'la çalışıyorum. <laughs> çok çok memnunum. En kötü halimi de en iyi halimi de biliyor kendisi. Ve bana inanılmaz faydası olduğunu düşünüyorum. Yani her şey sadece kortta çalışılan tenis antrenmanıyla olmadığını düşünüyorum. Hatta üst seviyede artık herkes forehand, backhand, servis bunları çok iyi yapıyor. Hani ufak farklar tabii ki de oluyor. Ama bunları yapıyor ama mentalde işin bittiğini düşünüyorum ben. İşte o önemli puanlarda kim daha sağlam kalabilecek ya da kim daha doğru karar verebilecek? diye düşünüyorum. Mesela benim FET maçımda, e, tiebreak'te çok kolay bir voley kaçırıyorum. Hı hı. E, mesela oradan sonra benim sakin kalıyor olmam 5 yıllık bir çalışmanın sonucu. Yani öyle hani bu işte eleme son tur maçı, burada sakin kalayım dediğim bir an değil. E, tabii ki de sinirlendiğim anlar da oluyor. E, ama her zaman böyle hani çalışmalarımız da e, maçtan önce Zihinde canlandırmanın mesela çok önemli olduğunu düşünüyorum. Biraz İGA hayatımıza girdikten sonra da bu böyle bir patladı ama Mehmet Hoca ile biz bunu yaklaşık 4-5 yıldır yapıyoruz işte. Süper, çok iyi. Maç iyi giderse ne yapacağım? Kötü giderse ne yapacağım? senaryoları çalışıyoruz. Aynen senaryoları. Ve böyle gerçekten senaryo. evet kafamda oynuyorum. Mesela bir oynayacağım oyuncunun maçı mesela e, topu mesela 10 kere maçta fileden sekip benim sağıma düşüyor. Hmm. Yani kafamdaki senaryoda. <laughs> mesela orada sakin kalabilirsem bu gerçek maçta gerçekten olduğunda biraz daha aşina oluyorum hmm. o duyguya. Anladım. Ve onun dışında da mental çalışmalar yapıyoruz. Bana çok etkisi olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi şu an tenisin top seviyede ...çok büyük bir kısmının da mental olduğunu Kesinlikle. düşünüyorum. Zaten bireysel sporların yani her sporda... ...çok ciddi mental güç lazım ama... ...bireysel sporlarda bir de kendinle... ...baş başa olduğun için... ...hadi bir takım oyunu olsa... E, ...kenardan takım kaptanın gelir işte... ...futbolda, basketbolda diğer arkadaşın... ...kötü giden bir şeyde tamam oğlum düzeltiriz... ...işte tamam kızım hallederiz falan... ...burada kendinle baş başasın... Evet. ...her ne kadar koçun, ailen orada olsa da... müdahale edilip edebilecekleri şey... ...bir yere kadar... ...o yüzden e, bunu duymakta da sevindirici ki mesela Iga'dan bahsetti işte Iga'nın artık baksında yani herkesinden daha ön planda psikolog şu anda. Yani evet. Bayağı böyle sadece onunla seyahat ettiği de oluyor. Mu? Koçu gibi oturuyor evet. kenardan müdahaleler vesaire. Yani Iga'ya zaten hani <laughs> muhtemelen şuraya mı bağlanıyor iş. Yani zaten Iga'ya oyuna dair ne söylenebilir? Şu evet. noktadan sonra. Aynen. Evet. <laughs> Biraz daha zihinsel şeyler söyleyelim. En azından e, denecek bir noktaya geldi herhalde. baya ön planda ve Iga'nın ben bir bu anlamda öncü olduğunu düşünüyorum. Ki arkasından da birçok sporcu o yolu izledi eskiden çünkü e, mental zayıflık e, sporcuların çok göstermek istemediği bir şeydi e, çünkü bir zayıflık olarak addediliyordu. artık öyle değil artık üzerine çalışılan bir şey ve bunu da Zeynep'in de bu anlamda çalışıp başarılı olduğunu görmek çok güzel. Ee, İga demişken. Kadınlar ana tabloya da yavaş yavaş geçeyim. Şu anda Igaşif Yontek'le Kokagov ana tablonun üst tarafında sert bir yarı final eşleşmesinde. Diğer tarafta da e, Yasmin Paulini ile e, Mira Andreeva var. Mira Andreeva zaten çok genç bir oyuncu. 10, yaşında 17 yaşında olması lazım. E, Yasmin Paulini daha yaşlı. 27-28 yaşında bir oyuncu. Biraz geç açılmış. Biraz geç çıkış yapmış bir oyuncu ama Biri Ribakina biri Sabalenka eledi ve aslında beklenti şuydu. Üste işte Goff'la Siviontek'in kapışması altta da Rybakina-Sabalenka kapışması. Bu büyük dörtlüden ne olacak? Alt taraf biraz daha zayıf kaldı diyelim yani şey anlamında zayıf kaldı. Tabii ki ikisi de değerli sporcular ama üstte iki tane yıldız kategorisinde ve ciddi şampiyonluk adayı. Altta da biraz underdog tenisçiler. Hem bunun için ne düşünüyorsun ve kimin kazanacağını düşünüyorsun. Bir de Tabi bu turnuvada Şiviyontek demişken ya da bu turnuvayı kadınlar kısmını konuşurken Şiviyon Tek Naomi Osaka maçını atlayamayız. Çünkü Naomi Osaka belki de bu zirveye çıktıktan ve sert düşüşü yaşadıktan o mental problemleri demin de konuşuyorduk işte halleder gibi olduktan sonraki en iyi toprak kort tenisini oynadı ve hatta yani Iga Şiviyontek'i bir noktada yendi. Yani maçta finish çizgisini geçen Şiviyontek oldu ama Toprak Kork'ta Şiviyontek'e karşı Naomi Osaka'nın maç puanı atabiliyor olması ya da maç puanını buluyor olması bence bir nevi bir zaferdir. Bu kadar Badire'den sonra o maçı izleyebildim mi ve bununla da alakalı düşüncelerini bir rica edeyim. Aynı soruyu sana da soracağım. Ee, ben e, şampiyon hala IGA olacağını Hı -hı. düşünüyorum o e, dörtlüden. E, ama alt taraf gerçekten biraz muamma bence. Yani hiç bilmiyorum. Hı -hı. Yani Pauline diye düşünüyorum. Belki e, Mira Andreva'da şöyle bir şey olabilir. Hani anı şey e, finale çıkıyorum bir slamde evet. gibi bir şey olabilir mi bilmiyorum. Olmaya da bilir. Yani mesela Sabalenka'yla gayet oynamış. Ve böyle bir seti şey yaşamadan geri dönerek kazanıyor. Yani ilk seti de evet. Sabalenka kazandıktan sonra hiç evet. beklemezsiniz. Hani Andreeva evet. kazansa belki dersin. Evet. Çok da o da çok kıymetli bir oyuncu. Hı -hı. Yani önümüzdeki senelerde bence çok çok duyacağız ismini. Ee, ben bilmiyorum ben Palyeni kazanacak gibi geliyor bana Hı -hı. alt taraftan. Yani İgayla e, Palyeni e, finali izleyeceğiz. Denk gelmişsin var mı ikisinden birini? E, hiç. Maç yapmışsın var mı anlamında? Yok. Yok. İkisiyle de yok. Mira aynı turnuvaya oynadık bir kere. Daha o böyle uçmadan önce. <laughs> e, geçen sene. <laughs> Şu an 38 numarada. Evet, İsviçre'de e, aynı turnuvayı oynamıştık. O Turnuvayı kazanmıştı o. Hı -hı. E, Sonra zaten ondan sonrasında evet. direkt uçtu. İlk 50, sonrasında Aynen. şu anda da 38. Chavyon evet. tek kazanır diyorsun Aras. Şimdi üst tarafta da Iga ile GOF'un arasında müthiş tek taraflı bir rekabet ah. var. Yani 11 maçta 10 Iga galibiyeti, GOF'un kazandığı bir sert kort maçı var. Ee, onun haricinde set bile alamamış. Ee, ben aslında burada Zeynep'e bunu da sormak isterim. Yani bu kadar. Koko ...fazla gofsun. kez mağlup olduğun bir değilim. rakiple... ...oynayacaksın. Koko Goff'sun. Sen de büyük bir yıldızsın ama karşında daha büyük bir yıldız var. O maça yaklaşım nasıl olur? Yani... ...ne düşünüyordur şu an? Hiçbir fikrim yok. <laughs> ee, neyi farklı yapmalı? Neyi farklı, neyi farklı Bu yapabilirim karne diye... ...düşünüyordur. Evet. Belki çok farklı bir taktik de çıkacak. Yani tabii ki de artık hani... ...biraz kendi o karakteristik bir oyunu da var... ...onun oturmuş. Sonuçta... E, Koko da yeni gelen bir oyuncu değil... Tabii. Ee, o yüzden ee, biraz daha yani benim ee, Coco'ya kazanma ihtimali verme şansım Iga kötü oynarsa olur. Yani, Iga o gün biraz daha düşük olabilir. Mental olarak biraz daha iyi hissetmeyebilir. Öyle bir imkanda Koko kazanabilir diye düşünüyorum. Yani e, zaten Amerikalılara karşı bir istatistiği de var Iga'nın. 16'ya 0 mı? 17'ye 0 hmm. mı? Ne? Öyle bir şey galiba. E, toprakta bir kere IGA'nın topları da çok dönüyor ve çok Aynen. devirli geliyor. Koko Coco da düz oynamıyor. Ama yine de IGA'nın bütün kort oyununun Koko'dan daha iyi olduğunu düşünüyorum. Orada bir işte Brad Gilbert faktörü var. Aynen. Meşhur o Winning Ugly kitabının yazarı. En kurt koçlardan bir tanesi. IGA'ya, Koko'ya tabii. Dokunuşunu hemen yaptı geçen sene. Amerika çıkmadan önce çalışmaya başladılar. E ee, sonrasında zaten ilk Grand Slam şampiyonluğu geldi. Belki onun planları vardır. Belki o biraz bu rekabette bir şeyleri e, değiştirecek kişi olabilir ama gerçi son maçlarda Roma'da 6 4 6 3 yine Iga'nın galibiyetiyle bitti. Buraya gelirken Madrid Roma'yı kazandı. Ve turnuvadan şimdi Sabalenka da çıktı denklemden, Ribakina da çıktı. Hani biraz büyük vuran oyuncular, Osaka, Vari oyuncuların e, daha fazla Iga'yı zorlayabildiğini görüyoruz son dönemde. Öyle bir profil de kalmadı. Yani ben bir... de Zeynep gibi düşünüyorum. Yani bu turnuvayı ya Iga Świątek kazanır ya da Iga Świątek kaybeder. kaybeder. Yani kendisi çok ekstrem kötü bir gününe denk gelir ve e, yarı finalde Goffa ya da finalde Pauline Andrea hangisi gelecekse hele onlara karşı zaten bir de yani düşünsene Mira Andreeva'sın 17 yaşındasın Grand Slam finali oynuyorsun. Zaten el ayak biraz e, titremeye başlayacak. Bir de karşında dünya bir numarası ve o kortu yemiş bitirmiş biri. Ee, ya kendi kazan ya, kazanır ya da kendi kaybeder bence de. Yani titremeye de bilir mi Andrevo? Yani bilmiyorum. Ne? Çünkü çok ben o da böyle çok sıra dışı bir oyuncu bence. Kardeşi Mesela var mı? çok fazla <gülüyor> evet. <gülüyor> e, çok fazla titriyeceği yer oldu ve titremedi. O yüzden tit ya tabii slam finali çok apayrı bir şey. Ama bilmiyorum. Ablası var bir tane. E, oynadım daha önce ben iki kere onunla. Ee, o da iyi bir oyuncu. O da çok gençken yine çıkış yaptı ama o daha 100-150 arası Hı. gidip geliyor. 40'lara kadar gelmedi. Ee, evet. O kadar çıkmadı. Bir tenis ailesi. Evet. Aynen. <laughs> ee, dün de mesela işte dedi ya Zeynep az önce plan değiştirmekten. Işte farklı bir planla oynamaktan. Dün mesela yine çok tek taraflı bir rekabette bir maç oynandı. Biraz erkeklere bağlayalım buradan. Evet, ee, şey şey Alkarazla ile karşı karşıya geldi. Orada da 5-0'lık bir Alkaraz üstünlüğü vardı. Ee, Stefanos Çiçipaz... Hiç varlık gösteremeden girdim maça. Sonra bir şey yaptı. Çok fazla voley'e çıkmaya başladı. Çok fazla filo önüne gitti. Ee, bir şekilde maçı hafif rekabetçi hale getirdi. Ama e, mağlup oldu. O rekabet <laughs> hiç için iyi gitmiyor. Aslında toprak sezonunun en iyi oyuncusuydu belki de. Evet. Fakat Alcaraz-Siner eşleşmesi oluştu. Alcaraz Zeynep'in az önce söylediği üzere en sempatik oyunculardan bir tanesi diyor. Şimdi geleceğiz. Ee, bir tarafta çok sempatik Alkaraz, Diğer tarafta daha sakin, buzdağı gibi siner. Evet, çok sert bir eşleşme, gerçekten müthiş bir eşleşme. Yukarıda da Casper Ruud, Novak Djokovic'in çekilmesiyle walkover'la yarı finale gitti. Rakibi büyük ihtimalle Zverev olacaktır diye düşünüyoruz ama biz yayına yani çekime girdiğimizde maç başlamadı. Zverev'de Minör maçı var. Bunlarla alakalı da fikrini soracağım ama önce tabii ki ...bir Novak Djokovic'i de konuşmak lazım. Demin sevgili Zeynep de söyledi... ...her şeyine çok dikkat ediyor... ...beslenmesine, her türlü... ...hazırlığına... ...ama maalesef... ...çok da özellikle haterları tarafından... ...sakatlık numarası yapıyor bu adam... ...diye de itham edilen biri olarak... ...çok zor bir maçı bitirdi. Bence yani o yaşta... ...ve 2-1 geriye düştükten sonra... ...çok az oyuncunun dönebileceği bir maçtı. Ama dönerken... Kendini daha da zorlayınca doktoru kesinlikle çıkma demiş e, ee, Kasper Rout maçına. Çekildi. Ya zaten Rafael Nadal'ın ilk turda elendiği, ondan da bahsedeceğiz kuşkusuz Roland Garros konuşuyorsak Rafael Nadal konuşmak olmaz ama ee, Rafael Nadal'ın Andy Murray'nin artık Andy Murray'nin o ağırlığı yok ama ilk turda gittiği ve Djokovic gibi bir e, ağır topunda e, turnuvanın çeyreğinde çekildiği bir noktada e, aslında tamamen iş e, gençlere kaldı ve ilk kez sanıyorum e, Roland Garros'u 87 6 biri e, 87 doğum daha genç, biri, ve kazanacak. Daha genç evet, biri kazanacak yani 2005'ten ya zaten beri, sürekli Nadal kazandığı için bir Dominik 2005'ten beri e, Nadal Federer ya da Djokovic'i içermeyen ilk final olacakmış bir şeyler evet. yani ya, bu, saçmalık ya yani <gülüyor> İnanılmaz <gülüyor> istatistikler bunlar <laughs> i̇nanılmaz. yani. E, ve yani Djokovic'in olmadığı bir Fransa açık son dördü ben bayağıdır hatırlamıyorum Aynen açıkçası. Yani. Ama işte yani Fransa açık biraz başına çorap ördü Novak Djokovic'in burada. Yani bilmiyorum tabii Zeynep oradaydı, şartlara çok daha hakimdi. İlk hafta çok zorlu, turnuvada maçlar sarktı, yağmur sebebiyle oynanamadı, çatı altında devam etti vesaire Ama bir an var, Novak Djokovic maçını oynayacak Lorenzo Musetti ile 3. turda. 21-30 gibi kortta olacaklar şol daha doğrusu 20 30 gibi kortta olacaklar oranın saatiyle. Şöyle bir şey oldu. Dimitrov Berks maçını o korta koydular. Hı hı. Öncesinde 2 saat 2 buçuk saat başka bir maç oynattılar. Djokovic çok geç çıkabildi ve o maç Fransa Açık tarihinin en geç biten maçı oldu 5 setede de gidince. 3 küsür gece bitti maç. Yani sen 37 yaşında bir tenis tarihinin gelmiş en büyük şampiyonlarından birine bunu yapıyorsan eğer maalesef böyle bir sonuç beklenebilir bir noktada. Yani pek insan işi değil değil mi o saatlerde evet, e, tenis yani. oynuyor olmak. Yani, Sonrasında medya evet. görevleri var, işte soğuma idmanları var vesaire. E, nasıl hisseder bir oyuncu o saatte? üçte biten bir maç e, zaten 6'dan önce, üç buçukta biten bir maç 6'dan önce uyuyamazsın. Zaten adrenalin, işte soğuma yapman gerekiyor, medya var. Bir de onun soğuması, yani buz banyosuna giriyordur, germe yapıyordur, fizyoterapistini görüyordur. E işte otele gitmesi, işte o hani maç stresini üstünden atıp bir rahatlaması sabah 6'yı bulmuştur uyuması büyük ihtimalle. Ee, çok yanlış tabii canım bu yani. <laughs> e, ya yani Bunun olmaması gerekiyor bence de Slam gibi çok büyük bir turnuvada. Ee, ama e, yani bu Djokovic'in e, Djokovic'ten nefret eden insanların Djokovic'in sürekli bir Nadal'la Federer'le kıyaslamaları. Ben bunu mesela yanlış buluyorum. Çünkü birisi yani ikisi Avrupa'nın göbeğinde yetişmiş iki insan. Birisi Sırbistan'da savaş zamanında Bombaların altında Ve yani böyle. Sırpların da tarzı daha farklıdır. Bir Avrupalı'yı bir İsviçreli ile bir Sırp'ı kıyaslamak evet. lazım bence yani. Daha böyle hareketleri biraz daha fevriye olabiliyor. Ama böyle daha gerçekçi de oluyor. Hani Federer kadar böyle hani. Ya bu nasıl gerçek mi mükemmel yani hiçbir hatası hiçbir kusur olmaz mı bir insanın gibi bir insan değil daha çok hoş böyle daha hani hatalarını da iyi yaptıklarını da direkt göz önünde izleyebiliyoruz yani. O yüzden bu haterlık olayı biraz gereksiz geliyor bana ama ben bu arada federacıyım. Ee, Biz de federalcıyız. Ama, feder. <laughs> e, ama yine de e, yani... Djokovic'in bir Roland Garros'ta numara yapıp çekileceğini ya da numara yapıp oynamayacağını zannetmiyorum ben. Ya bir de beni şu çok korkuttu. Menisküs sakatlığı Federer'i biliyorsunuz. Evet. Bizden koparan sakatlık. Yani aynı sakatlığa bir de Djokovic'i umarım feda etmeyiz. Wimbledon'da kaçıracak kesin ama ben kaçıracak. bence Olimpiyatlara da yetişmesi çok kolay değil ama işte insan Novak Djokovic olunca karşıındaki işte adam. tekler altında olmadığı için. <laughs> tekler altında olmadığı için yani muhtemelen tek bacakla oynayabiliyor olsa bile deneyecektir Olimpiyatta şansını. Novak Djokovic. Ama hani onu da kazanmazsa ne olur? İşte öncesinde de konuşmuştuk. Yeah. Yani hiçbir şey olmaz. Tarihin en büyük kariyeri midir? En büyük kariyeridir. En büyük kariyeri. Şimdi yarı finalleri konuşmadan önce tabii bir de Rafael Nadal konuşmamız Ki lazım. Nadal'da sen bayağı seviyorsun evet. bildiğim kadarıyla. Fotoğrafınız evet. da vardı evet. Avustralya açıkta. Rafael Nadal buranın sahibi. Yani bir insan evladının bir turnuvada yapabileceği maksimum şeyleri hatta yapamaması gereken ee, yapmaması gereken şeyleri yapmış bir adam. Ee, inanılmaz bir Roland Garros şampiyonu ve buraya soru işaretleriyle gelmişti. Çünkü artık kariyerinin son yılı mı, en iyi halinde mi, ne kadar oynayabilecek ama şunu biliyorduk. E, rekabet edemeyecek. Kortta hiçbir şey veremeyecek bir Rafael Nadal muhtemelen turnuvaya gelmezdi ki bunu elenmesine rağmen bence Zverev maçında gördük. Yani Zverev Son zamanların en iyi toprak oyuncularından, en performans olarak yüksek toprakçılarından biri olmasına ve maçta çok iyi oynamasına rağmen Nadal'ın ona ciddi anlamda eşlik edebildiği yerler var. Ha maçı kaybedeceğini bir noktadan sonra hissettik ve anladık ayrı konu. İkinci seti alsaydı, break ile önde Hı -hı. olduğu ikinci seti başka bir şey olurdu. Yani yine kazanamayabilirdi ama şu var. Ben eğer Zverev'e çatmasaydı, biraz Hı. kura şansı olsaydı çok gidip en azından ikinci haftayı ucundan görebileceğini düşünüyorum çünkü Rafael Nadal hı hı. en nihayetinde bu oyuncu ama işte felaket kura abi Roma şampiyonunu gidip çekmek Aynen. ilk turda Zeynep neler diyecekti? <laughs> ben çok üzüldüm Nadalın yenilmesine ya yani o kadar üzüldüm ki yani ee, ve böyle korta çıktığında ben maçı izleyemedim bu arada. Yani maçta girmek mümkün değildi. Ha içeri. Ya yani mesela bizim oyuncu akreditasyonlarında bir şey var. Gidiyorsun player desk'e ve işte diyorsun ki ben işte şu şu maçı izlemek istiyorum. Sana bir bilet veriyorlar ve giriyorsun. O maça yoktu. Yani sadece o maça yoktu. Ana takımda bile olsam bu maça giremezdim. Evet ve e, yalnız şunu duydum. E, Nadal'ın korta çıktıktan sonra şampiyon olduğu yılları saydılar evet, Fransızca ve son 5-6 yılı sayarlarken artık adamın sesi duyulmuyordu alkışlardan <laughs> ve orada Carlos Mayanın da gözü doldu mükemmel bir an yani bir oyuncunun böyle bir an yaşaması mükemmel yani e, inanılmaz ben de çok duygulandım yani onu izlerken yani bir Roland Garros'tan bir Rafael Nadal geçti yani inanılmaz bir kariyer. Ee, Zverev'i çekmesi tabii çok kötü ee, ama özellikle Zverev'in yenilmesine çok üzüldüm. Ee, başka birine yenilseydi keşke. Ee, i̇şte böyle Alcaraz'a falan, Siner'e falan yenilseydi ee, daha iyi olurdu bence. Ben şu anlamda en azından Zverev adına sevindim. Ben de tabii ki Nadal'ın kazanmasını istiyordum ama Zverev de filmi geri sararsak burada çok iyi oynadığı bir maçta çok ağır bir sakatlık geçirdi Nadala karşı. Ee, o nedenle. En azından yani karma, ya karma da demeyeyim de ona bir hediye yani çok iyi oynadığı bir maçtan Nadal'a karşı çok ağır bir sakatlık geçirerek Kort'u e, gözyaşlarıyla terk etmek zorunda kalmıştı. E, bu anlamda belki e, onun için iyi oldu dedim yani yoksa tabii ki herhalde dünyadaki herkes Nadal'ın kazanmasını evet. ister. Valla Federer'le oynasa ilk turda ben bu turnuva bu, bu şartlarda Nadal'ı desteklerdim aynı. öyle bir e, durumdu. Ama işte kapıyı tam kapatmıyor. Evet. Yani bir meta, bir şey veda, evet. veda töreni yapmak istemiş. E, evet, Morozmo istemiş öyle bir şey yapmak. Hı -hı. Kendisi istememiş bir daha oynayabilir diye. Bu arada ben Nadal'ı Nadal gibi görmedim sahada bence. Yani Hı. hızı mesela bir topa döndükten sonraki geri dönüşü falan o eski halinin olmadığını 38 düşünüyorum. 38 yaşında ve e, tabii çok doğal, çok normal bence. Var. Çok normal bence de. E, ama onu öyle görmek de biraz üzdü beni. Hı. Yani o eski haliyle görememekte beni biraz üzdü açıkçası. Ama e, dediğim gibi son Grand Slam ise de e, yani bir, bir tane Grand Slam'i oynaya oynayabilmek bile benim için çok evet, güzeldi. O da, aynen. o da çok büyük bir aynen. onur. Ne aynen. olursa olsun. İkincisi de ana tabloda girişte oldu. Girişte heykeli var adamın. Aynen. Ya yani adam mesela Grand Slam geç, Barcelona'da adını taşıyan kortta oynuyor. Kortta <laughs> <laughs> adını ne? vermişler. Yani bu, bu artık sporculukta herhalde Nirvana. Tabii canım. Bahsettiği yani. şeyi ben de Wimbledon'da bagel yediğinde Roger Federer hissetmiştim. Hurkaç. Hurkaç maçında. Dedim ki abi acaba gerek yok muydu artık? Yani e, yani bir yandan şu Roger Federer 68 yaşına kadar tenis oynasın. Gerekirse ikinci turda eğlensin. Ben okeydim. Ama bir yandan da o hurkaç maçında <laughs> Federer öyle görünce. Yani... <laughs> Onları öyle görmek üzüyor biraz. Evet. <laughs> tamam abi ya yok yani. Ya ben gerek yok. Ben orada bile bardağın dolu tarafını görmeye çalışıyorum. 38 yaşında Wimbledon'in çeyrek finaline çıkıyor. Ayrık konu ne? Ee, evet. Hani bence o taraf çeyrek finalde kaybetmek için o tarafa çok finale daha tabii, tabii. Yani aynen, <laughs> yani, aynen, aynen. öyle. Yani, o maçı kaybetmek değil, oraya çıkmak bence çok etkileyici. İşte son 2019 2019'da son Fransa açında yarı final görmesi çok etkileyiciydi. Bunlar çok büyük şampiyonlar. Ben yani Jokovic'in de e, defteri kapattığını düşünmüyorum. Jokovic de dönmek için elinden geleni yapacaktır ve yani artık kazanmayacak mı sorusu tabii ki sorulacak Jokovic için. Ben aksi bahis oynamazdım. <laughs> Yani yani inanılmaz ben, oyuncular. Ben de emin değilim. yani ya, hala çok biliyorum. daha fazlası. Kesinlikle. Bu üç isimle. Peki Zeynep şimdi geldik. Ee, alt taraf Alkara, Siner. Ee, üst tarafta Rudbelli. Ziverev ya da Deminor şu an için onu bilmiyoruz. Buradan da tıpkı e, Iga Fiyontek ve Kadınlar tarafında olduğu gibi bir e, tahmin isteyeceğiz. Sanırım Siner dünya bir numarası oldu. Oldu. Djokovic evet. çekildiği anda oldu. Aynen. Ee, hayırlı olsun. <gülüyor> <gülüyor> ee, yani ben siner e, Alkaraza. Yani Clay'de galiba Alkarazı e, biraz daha iyi mi olabilir diye düşünüyorum şansı. <laughs> ee, Valla diğer taraftan galiba istemiyorsun ama Evet. İlk kez toprakta oynayacaklarmış <laughs> ee, Bu arada e, Siner'le Alcaraz Rekabet çok iyi 4-4 e, Yani Siner'in de çok zayıf zayıflık gösterdiği bir kort yok zaten. Aslında. Ve zayıf, şu evet. da ilginç e, İkisi de turnuvaya sakatlık şüpheleriyle geldi İşte Siner'in kalçasında bir problem vardı e, Sanıyorum Alcaraz'ın bileğinde kolunda zaten bir bantla oynuyor Belki görmüşsündür e, İkisi de sakatlık şüphelerini böyle e, Sırtlarından atarak buraya kadar geldiler ona zaten hep böyle erkek tenisinin yeni işte taşıyıcı İlisi. rekabeti, yeni ikilisi deniyor. Çok güzel maç o yüzden ee, ilk toprak maçı. Ben de Zeynep'e katılıyorum. Yani toprakta sanki Alkaraz bir adım daha öndeymiş gibi geliyor bana. Ee, geçen sene de yarı finaldeydi. Djokovic'e karşı devam edemediği zorlandığı bir kramptan dolayı maç olmuştu. Bana böyle sanki bir adım daha Alkaraz gibi geliyor orası. Bilmiyorum ama. Bende de şöyle bir his var. Ya histen de ziyade ya Alcaraz'da Siner'de benim çok sevdiğim oyuncular. Zverev'e o kadar sevdiğim bir oyuncu değil. Ama bu turnuvayı içimden bir ses Zverev kazansın ya diyor. Demin söyledi. O an beni çok etkilemişti. Çok kötü olmuştum gerçekten izlerken. Eee kazanırsa mutlu olurum gibi. Ama yani Alkaraz zaten çok sevdiğim bir çocuk. E demin mesela sevgili Zeynep söyledi. E, ya Turun en neşeli e mesela Siner için biraz daha sakin, biraz daha yes, uzak. Evet. Ya Siner aslında bence Siner de böyle hani dışarıdan bakıldığında iyi biri, sempatik biri. Evet. Ama Alkaraz kadar değil. Alkaraz herkesle ee, eğleniyor, evet, herkesle evet. konuşuyor demiş. Ya mesela ha. yani zevrer falan <laughs> Hiç değil. Yok, öyle bir adam olmadı benim evet. beni zaten. Evet. Ya böyle keşke hani bir Alkaraz yukarıda, e, Siner aşağıda gibi Finalde bir şey oldu. olsaydı final oynasalardı daha iyi olurdu. Ee, ama maalesef öyle olamıyor. Yani ben şampiyonun ya e, alttan geleceğini düşünüyorum. Evet. Ya ve ya Alkaraz ya Siner olmasını isterim. Ben de, isterdim. Ben de katılıyorum Zeynep'e. Tamam, ben de sonrasında ziverimin bir takım bu kuatları da aklıma gelince, <laughs> evet. sözlerimi geri aldım ve sevdiğim iki tenisçiden biri Alkarazla Siner'in e, yarı finalinden çıkan kazansın. Bu arada Kasper Rodu da. Hiç anladım. Hiç hiç. Sanki Direkt ele. Djokovic'i şey geçti ya. Öyle öyle. Bas geçti. O evet. yüzden sanki. Hani hakikaten Kasper e, kariyer sezonu. İlk kez 500'lük turnuva kazandı. İlk kez 250'nin üzerine çıktı. Ee, biraz ona küçük turnuva oyuncusu denmeye tırnak içinde başlanmıştı. Çünkü 3 e, Grand Slam finali olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Nasıl sadece 250 kazanabiliyor deniyordu. O kamburdan da o kurtuldu mesela. Kasper Rood, yani geçen sene yarı finalde yendiği 3-0 hem de yani. Bayağı ikna edici yendiği Zverev'i yine yenebilir. Ayrıca... Deminor'dan bahsetmiyoruz. Yani çocuk çocuk <laughs> şu anda maçını oynayacak evet, ve yani... biz direkt onları eledik. Yani e bir öyle. de onlardan biri şampiyon oluyor. Yani Talon Griks Talon e karşı 5 set oynadı bu turnuvada. Yani Doğru. neden Deminor ben eleyemeyeyim diye düşünüyordur ve o mantaliteyle çıkacaktır maçı. İlk sette 3-2 önde şu anda deminiyor ama Zverev servis atıyor. Yani breaksiz. Daha ee, çok uzun bir yol var. Aa, yani çok uzun bir yol var ama biz hani biraz böyle ileriye dönük e, konuşmuş olduk çünkü her ha. zaman burada bir profesyonel tenisçi ağırlamıyoruz ve ha. onların e, bakış açısı aslında bizlerden biraz daha farklı. Yani onların e, algıları biraz daha farklı. Onu dinlemek de bence çok keyifliydi. Biraz turnuva sohbette yaptık Zeynep'le. Kesinlikle. En uzun 0.40'ımızı çektik. Şu anda e, şeye de bakıyorum evet. ve yani Zeynep inşallah e, kariyeri boyunca bunu ve bunun çok ötesini görür de biz tekrar tekrar onu misafir eder ve çok uzun 0.40'lar çekeriz. Ben gerçekten bir saat daha konuşmak <laughs> isterim. E, şunu da söylemek isterim. Son sözü zaten Zeynep'e bırakacağım ama e, yani Türkiye'de ee, başarılı olan sporculara ilk başta destek ama sonrasında enteresan bir şekilde e, ya bu dünyanın çeşitli yerlerinde olabilir ama ben bunu Türkiye'de çok görüyorum yavaş yavaş ya tamam bu da çok başarılı oldu çok popüler oldu biraz aşağıya çekelim ee, özellikle genç sporculara bu futbolda da var. Ee, son dönemde mesela kadın voleybol takımımızda da biraz bunu görüyorum. İşte çok popüler oldular, her yerde onlar var. işte artık yeter falan gibi. Ee, tenis hele Türkiye'de futbola, basketbola hatta voleybola göre çok çok ihmal edilmiş ve çok daha az yatırım yapılmış bir dal. Ee, yıllarca hep buradaki birçok programda da bunu şey yapmaya da çalıştık 0-40 çekerken. İşte Marcel ilk turda elendi, Marcel ilk turda elendi, Marcel ilk turda takıldı. Ee, sonrasında yine işte Çağlay'a zaman zaman ki hem WTA seviyesinde turnuva kazanmasına hem de e, ana tablo görmesine rağmen ki Marcel bütün turnuvalarda ana ya tabloya üç üçüncü 3. tur kapısında da Kevin Anderson'ı yeniyordu Wimbledon'da. <laughs> Seviyeleri Az görmüş kalsın, bir oyuncu. Guillermo Garcia Lopez yeniyordu Fransa açıkta. Az kalsın yani 3. tura da çıkabilirdi aslında. Yani Uzay seviyesinde işler bunlar. Onu Türk söylemeye. Için. Yani girdi çıktı, maliyet evet. ve şey vardır ya. Yani verdiğiniz girdiye göre e, ortaya çıkan çıktı. Dünyanın en iyi 140-150 oyuncusu arasında bir Türk için olması falan zaten çok çok fazla şeyler. O yüzden öncelikle e, şu an için zaten senin için böyle bir durum söz konusu değil ama ileride yarın öbür gün olursa da ne olur hiç kafana takma. Şimdiden. Şimdiden daha 22 yaşında yaptıklarınla sana e, tabii ki ailenin, yakınlarının ve kendinin yaptığı yatırımdan bahsetmiyorum ama e, bu ülkede tenise verilen genel değerin zaten üstüne çıkmış birisin. E, o nedenle e, kariyerinin bundan sonraki kısmında da sana sadece sağlık ve daha fazla bol başarı diliyorum. Sabah Hollanda'ya, turnuvaya gidecekken bu saatlerde hala burada olduğun için de çok teşekkür ediyor Hayır, ve e, son sözü sana bırakıyorum. Ee, ya dediğiniz gibi e, böyle hani insanlar e, diyor işte her, herhangi bir Türk tenisçiye yani, işte ya oluyordu, olamadı, yapıyordu, yapamadı falan. E, ben o saydığımız isimlerin kariyerine sahip olmak isteyen binlerce insan sayabilirim. Hı hı. E, o yüzden böyle saygı duymak ve e, bazı şeylere böyle hani... Minnettar olmak çok önemli bence. Tabii ki de daha büyük başarılar istiyoruz. Yani mesela bize insanlar diyor, işte yapamadınız, işte yapmıyorsunuz, çalışmıyorsunuz. Bizden çok kimse istemiyordur. Tabii. Yani daha başarılı olmayı. <laughs> ee, ama dediğim gibi yani maalesef Türkiye'de çok eksik şey var. Mesela yani en basitinden söyleyeyim, ee, şu maçın e, bir televizyon kanalında yayınlanmaması hmm. e, bence çok çok büyük bir eksi... E, çok çok büyük hatta. Yani bu çok kolay bir şey. Çok zor bir şey değil. Çünkü hani başka ülkeler var. Hani tamam ben İtalya'yla, İspanya'yla, oralarla oralara bakmıyorum ama mesela Macaristan'da bile, hani mesela Macaristan'da ana tabloya çıkan oyuncuların maçları böyle bir kanalda değil. 3-4 kanalda veriliyor ya da atıyorum hani e, bir ilgiyi arttırmak için, alakayı arttırmak için bunların yapılması gerekiyor. Bu benim maçım diye değil sadece. Tabii. Herhangi bir Türk oyuncunun maçını hani görünürlülüğü arttırmak için hani tenisi olan ilgiyi arttırmak için ki çok fazla da yani ben bana gelen mesajlardan mesajlara çok şaşırdım. O kadar çok izlemek isteyen insan vardı ki e, maalesef hani... Ee, yani mesela para vermek gerekiyor bu maçı izlemek için ee, vermek istemeyen insanları da anlıyorum kesinlikle. Yani bu maçın e, şöyle oturup televizyon karşısında hani komandaya basıp açtığında hani numaralara basarak gidebileceğim bir kanalda oluyor olması gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle haklısın. Ee, yani en basından bunu söyleyebilirim. <laughs> ee, ama umuyorum e, ben benden sonraki jenerasyon benden büyükler e, kadın erkek fark etmez. Daha iyi işler yapacağımıza inanıyorum. Yani umuyorum bu tabii ki de yani Roland Garros'ta çok mutlu oldum. Ana tablo benim için çok kıymetli, çok değerli ama yani ben ana tabloya çıktığımda çok sevindim. Ama bazı oyuncular için daha turnuva başlamamıştı. Yani. Hani böyle uçmamak da lazım. Biraz böyle sakin sakin böyle sindire sindire yani ne çok büyüterek ne çok küçülterek devam etmek gerektiğini düşünüyorum ben. Öyle de yapmak için elinden gelen her şeyi yapacağım. Ee, beni de konuk olarak davet ettiğiniz için size de çok teşekkür ederim. Her zaman ederim. kapımız açık. Fırsat Hı. bulabildiğinde yoğun takviminde Hı. her zaman seni Sokrates'le ağırlamak isteriz. Herkese de çok teşekkür ediyorum. Ee, çok güzel destek gördüm. Ee, Fransa'da e, Paris'te yani o kadar çok insan da geldi ki e, o yani oturduğum yerden Türk bayrağını görmek, orada oynamak benim için çok kıymetliydi. Ee, destek veren herkese de çok çok teşekkür ediyorum. Biz de evet. teşekkür ediyoruz. Aras sen de. Ee, ya söylüyorsun bence söylüyorsun? senin konuşman da çok güzeldi. Zeynep de çok güzel konuştu. Ben bunun üzerine ne söyleyebilirim <laughs> diye düşündüm ve bir şey söylememeye <laughs> karar verdim. Peki. <laughs> Peki. O zaman e, ikinize de tekrardan sağlık. teşekkür ediyorum. Socrates Sokrates'te gelenekselleşmiş 040 programımızı biraz geç yapabildik. Bunun için tekrardan özür diliyoruz ama geç yaparken. Pırıl pırıl bir e, genç Türk sporcuyu, Roland Garros'ta ana tablo oynamış bir sporcuyu konuk ederek kendimizi biraz affettirdik umuyorum. Turnuva bittikten sonra burada hem kadınlar ana tablonun hem erkekler ana tablonun şampiyonlarını konuşacağız. Tabii ki Nadal'ı, Djokovic'i, kadın tarafındaki kahramanlarını e, daha fazla konuşacağız. Bugün Zeynep burada olduğu için, e, ön planda olan kişi Zeynep'ti. Bunu da fazlasıyla hak ediyor. Bir sonraki 0.40'ta şampiyonları konuşurken görüşmek üzere. to go